vakit sesler iki yakadan kucaklaşır, gölgeler selamlaşır. Güzel bir Eşadet Plaskon kazandırıldı. Şu anda da içinde bulunduğumuz güzel salon kazandırıldı. Bugün öbür yandan da güzel bir öğleyi beraber yaşıyoruz. Malum Cengiz Han ilkokulumuzun içinde değil. Okulumuzu kim yaptı? Milli Eğitim Bakanlığımız yaptı. Genel idaremiz, merkezi idaremiz yaptı. Ondan sonra ne oldu? Arkadaşlarımızın bana verdiği bilgiye göre önceki yıllarda Gazi Emir Belediye'miz bu okulumuza ciddi boyutta yardımcı oldu. Bir bölüm ihtiyaçlarını giderdi. Geçen yıl ve önceki olabilir. Bu konuda da Gazi Emir Belediye'mize katkısı olan hepsine teşekkür ediyoruz. Bugün de üçüncü aşamada birlikteyiz. Bu defa da hayırsever arkadaşlarım başta Arif ve Pahalı olmak üzere katkılarıyla eksikler gidermiş oldu. Sonuçta okulumuz gayet güzel bir tabloya gelmiş oldu. Demek ki her şeyi devletten beklememiz gerekiyor. Devlet yapması gerekeni yapıyor ama devlet derken elbette merkezi idareyi kastediyorum. Devletimiz, mahalli idaremiz ve yardımsever vatandaşlarımız bir araya geldiğinde demek ki hep beraber öğrencilerimize, çocuklarımıza çok daha iyi ortamlar sunabiliyoruz. Bu da onun güzel bir örneği. Tekrar ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel salonumuzun dışarıdaki platformumuzun okulumuzdaki bu düzenlemelerin öğrencilerimize başarı getirmesini diliyorum. İlçemize, okulumuza
tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Yapmaya çalışıyoruz. Ama sadece Sayın Kaymakam'ın söylediği gibi devletten ya da idarelerden beklemeyeceğiz. Böyle girişimci genç iş adamlarımız var. Bundan sonra inşallah çok daha büyük yardımcı. İnşallah daha hizmetlisiniz. Diyorum ben tekrar emeği getireceğim. Değerli seyirciler, Gazimir'de iş adamlarımızdan güzel örnek çalışmalardan bir tanesi için buradayız. Gazimir Cengiz Han İlköğretim Okulu'muzun tadilat ve bakımlarını Gazimir'de iş adamımız Arif Hepkavalalı üstlendi. Şimdi bu örnek çalışmayla ilgili kendisinin görüşlerini alacağız. Kolay gelsin efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu örnek çalışma için ilk Gazimir'de bir örnek teşkil ediyorsunuz. Evet. Nedir duygularınız, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Valla işte ben burayı hep hayal ederdim. Bir şeyler yapmak için buradan mezun oldum. Yani ilkokulu burada... Okuduğunuz okul burası. Evet. Özel bir anısı var tabii ki sizin. Özel bir anısı var. Çocukluğum burada geçti. Mahallemizde burada. Hep derdim ki imkanlar dahilinde buraya bir şeyler yapalım. Amaç daha büyük bir de. Ufakla başladık. İnşallah daha iyi olur.
Şimdi inşaatçılık ve müteahhitlik alanında yatırım yapan tabii ki bir sürü şirket var, kuruluş var. Bunlar için de bir örnek teşkil ediyor diye düşünüyoruz. Doğru mu efendim? Ben özellikle onlar için zaten bunu bir başlangıç yapıp inşallah diğer müteahhit arkadaşlarımız da diğer okullara veya da bu okullara yardımcı olacaklarına inanıyorum. Çünkü bana çok para kazanmak önemli değil. Evet. Önemli olan iyi anılmak. Yatırım tabii ki hepimiz iyi yerlere yapıyoruz da. Önemli olan dünyada iyi yatırım yapıp kalıcı olması. Evet. Para kazandıkça eğitime, öğretime bence destek olmak gerekiyor. Tabii bu arada vicdanlar da, gönüller de rahat. Rahat oluyor değil mi efendim? Tabii yani. Çünkü burada okuyan çocukları görünce. Okuyamadık ama buradan mezun olduk. İlk kuru bitirdik. Evet. Hayat bizi ticarete itti. Evet. Farklı yerlere geldik. Bir şeyler yapacağımızı düşündüm ben. Ne gereken de yaptığıma inanıyorum. Farklı bir başlangıçlar. Şimdi okulda bir ziyaret gerçekleştirdik. Okuldaki ihtiyaç olan, örneğin seminer salonu gibi, işte konferans salonu şeklinde bazı düzenlemeler yapılmış. Birçok okulda bu yok zaten. Yok. Bu güzel bir çalışma, güzel bir örnek. Evet. Her şey planlı projeleri A'dan Z'ye takip ederek işimiz de olduğu için. Evet. Bizim için şartlar tabii daha elverişli. İnşaatçı olduğumuz için kolay geliyor bize. Ama tadilat yapmak kolay değil. Evet. Peki, başarılar diliyoruz efendim. Tamam. Sağ olun. Evet değerli seyirciler, şu an Gazemir Gagiat Derneği üyesi iş adamları tarafından tadilatı yapılan Cengiz Han İlköğretim Okulu'nun kokteyl bahçesindeyiz. Buraya yapılan tadilatta emeği geçen iş adamlarımızdan Cafer Öztürker'le birlikteyiz. Cafer Bey, yaptığınız okuldaki tadilatla ilgili bir iki detay ve bu tip çalışmaların, iş adamlarının yaptığı yatırımlar örnek teşkil ediyor diye düşünüyoruz. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Evet, biz bu Gaziemir'de derneği kurarken, yola çıkarken amacımız zaten sivil toplum örgütlerinin aslen yapması gerekenin bu olduğuna inandığımız için yola çıktık. Hep aklımızda, hep düşüncemizde bu tip projeler vardı. Birçok hani bakıldığında sivil toplum örgütlerine, yaptıkları faaliyetlere bakıldığında sivil toplum örgütleri asıl yapması gerekenin bizce çok dışında işler yapıyorlar. Bence tam olması gereken, daha doğrusu biz tüm arkadaşlarımızın ortak düşüncesi, gerçekten olması gereken noktalar bunlar. Toplumu örnek teşkil edecek, yaşadığınız yerde sorumluluğunuzu hissettirecek ve bunu bu şekilde icraî faaliyetlerde gösterecek işler yapmaktı. Nasip oldu. Fatma Hocamı daha önceden tanıyorum. Bu okul 1968 yılında yapılmış. Gaziemir'in en eski okullarından biri. Birçok, aynı zamanda bu hayra vesile olan arkadaşımız Arif'in de mezun olduğu. Evet. Arif arkadaşımızın da mezun olduğu, abisinin de mezun olduğu okul. Nasip oldu. Bu okul 68 yılında yapıldıktan sonra bu çok amaçlı salon adı altında olan salon kapatılmış bir depo gibi kullanılıyordu. Fatma Hocam buraya tanıttıktan sonra daha önceden yaptığımız başka sosyal projeler de olmuştu kendisiyle. Gazi Umur Ortaokulu'nda, Sabri Öney Ortaokulu'nda. Onun üzerine benden fikir almak adına birlikte buluştuk. Salonu gördüğümde hemen aklıma dernek olarak ve işte Arif arkadaşımız geldi. Bir şeyler yapabileceğimiz aklıma geldi. Dediğim gibi 68'de yapıldıktan sonra bir çivi bile çakılmamış. Gerçekten kötü ve kullanılmaz durumdaydı. Çok hızlı bir şekilde evet projeyi hayata geçirdik. Sağ olsun. Ben Arif arkadaşımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. Dernek arkadaşlarımızın bir arada olduğumuz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte sevgiyle yapılmış bir iş. Umarım birilerine de örnek olur. Şimdi de bu projelere aynı evet. şekilde gönül verir. Başka bir okulu, başka bir sosyal alanı böyle yenileme ve topluma kazandırmak adına bir şeyler yaparlar diye umuyorum. Biz her evet. zaman bu projelerin içinde olacağımızı açık açık zaten söyledik. İnşallah. Yani dernek faaliyetlerine de bir örnek teşkil ediyor aslında değil mi yani? Ben yine söylüyorum, bizim Gagiat olarak yola çıkarken asıl dernek faaliyetlerini yapması gerekenin bu olduğuna, bu tip şeyler olduğuna inanarak yola çıktık. Yoksa hani elle tutulur şeyler bir yere göndermek, yapmak ya da farklı bir şey söylemek değil yani. Yemek düzenlemek, gezi vermek eyvallah tabii bunlar olmalı ama bunun yanında asıl olması gerekenlerin bu tip şeyler yani yaşadığınız yerin sorumluluklarını taşıyan ve buraya çözüm üreten sivil toplum örgütleri olmalı diye düşünüyoruz. Yapacağımız işlerle ilerleyen yıllarda da, ilerleyen günlerde de bunun böyle olduğunu göstereceğiz diye umuyorum. İnşallah diğer derneklere, diğer iş adamlarına, diğer vatandaşlarımıza örnek teşkil eder. Bizim dışımızda da birçok böyle katkılar olur. Biz de seve seve gider, katılır, elimizden gelirse destek ederiz. Ne mutlu. Biz de teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.